Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlarışımız. Kanalımız tıklanlar, ekranımızı bulsun. Xitay peskeşlikte hemmini arkada kaldırdı. 15 noyabr Türkiye'nin Kayseri'de yaşayatkan vatanda toyumu kılmağan Muhammed Yusuf Abdikerim üstüden Xitay elçixanası balı çürvetken degen tökmet bilen onun üstüden dava açgan bulup, bu cinayet sebeplik onu Xitay'a kaytırıp berişini talep kılgan. Bugün açılgan mahkemede sotçılar Xitay'nın Türkiye'de turuşluk baş elçisinin vatanda toyumu kılmağan Muhammed Yusuf Abdikerim'nin üstüden balı çürvetken degen cinayet bilen arız kılgallıkını bildirgen. Eminiyetli Muhammed Yusuf vatanda toyumu kılmağan ve Türkiye'ye kilip bir yıl ötken deyken andın toy kılgan. Hazır bolsa iki perzenti bar bolup, sotçılarımı uzun yıllık hizmet tarihinde bunda galiti davağı duş kilip bakmağallıkını, Xitay'nın bu davasına hayran kalgallıkını bildirgen. Sot ayaklaşkan deyken sotçılar Muhammed Yusuf Abdikerim'den Şarkı Türkistan'a kaysan bulamdı deyip soruğanda, ''Men vatenge kaysam ölüm cezası berileşim mümkün. Vatenge kaytmayman. Menin işimni avval Allah'a tapşırman. İkinciden menin kayrındışım Türk halkı ondan qalsı sizlerinin insabınlarına koydum.'' deyip cevap bergen. 11. ayının 26. günü yani ispat anlaş yığılışı bar iken. Vatende her günü sanaksız perzentlerimizni mecburi katlı kılış, 9 aylık bulgan balığımı içi ağırmasın artık doğduğun deyip öldürüp taşlaydıgan Xitay tecavüzçilerinin emdilikte Türkiye'de bir Uyghur'a balı çürüş cinayeti artışı ve onu talep kılışı numussuzluk ve peskeşliknin en çok kısı deyip karalmakta. Bugünkü günde vatanımızda az perzentlik bulgan ya ki balısını öz ihtiyarlıkı bilen aldırganlar mükafatlanıp atkan peyitte Xitay elçisinin bu ahmakane davası yeni bir tarafdan Xitay'nın ne kadar dötlükünü aşkarlap vermekte. Kırgızistan'da iki cumhuriyetimizden kurulgan günü hatırlandı. Kırgızistan'da yaşayatkan Uygurlar İttifak Cemiyeti'nin uyuşturuşu bilen iki cumhuriyetinin yani 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti gününü hatırlaş yığılışı ötküzdü. Yığılışka Kırgızistan'da yaşayatkan 200'ye yakın Uygur katnaşkan bulup, yığılış Şarkı Türkistan Devlet Marşı okuş bilen başlandı. Bu münasebet bilen Kırgızistan Uygur İttifakı Jalal Abad Şöbesi'nin Aksakallar Reisi Alişer Hacı Nasrakhanov söz kılıp, 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bilen 44 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi hem de iki cumhuriyetinin kuruluş ehmiyeti hakkında kıskıcı toxtaldı. Faaliyet devamında riyasetçi Artık Hacıyev İttifak Cemiyeti'ye vakaleten Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin tarihi hakkında yazılgan dokulatını okudu. Ahırda iki cumhuriyetini kurup çıkış yolu köreş kılgan ve şehit bulgan şehitlerinin ruhiga hem de hazırkı devirde Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beruatkan irki kırgın siyasetine uçurgan kayrındaşlarımızdan Xitay zulümüden tızırak kutuluşu üçün dualar kılındı. Xitay Gülcü'deki akı ufku ticaretçinin ailesini veyran kıldı. 15. noyabr egelligen ufkurlarımızga asaslanğanda Xitay Gülcü'deki 10 çoğun bayının biri bolgan Abdugappar Abdurusul ve Abdukadir Abdurusul iki akı ufku ticaretçilerinin ailesini veyran kılgallıkı malum oldu. Gülcü Baykül 16. Han Mescidi yanında oturuşlu 42 yaşlık Abdugappar Abdurusul bu yıl 8. ayda Xitay sakçıları tarafından sebepsiz tutkun kılınğan. 11. ayda tukkalları onun mahallegi mescid salgallıkı, bay bolğandı yetim yısırlarına yardım kılgallıkı sebepten kolgu elinğallıkı, Xitay onu ölümge hüküm kılgallık haberini alğallıkı, onlarının 19 yaşlık oğlu Avzer Abdugappar Herenbağ sakçıhanız tarafından Türkiye'ye bargallık bahanesi bilen lagırga tutkun kılınan bulup, hazır gıça izdiriki bulmağan. Abdugappar Abdurusul'un enisi 38 yaşlık Abdukadir Abdurusul, Otur Asya devletlerde ticaret kıldığan çoğun ticaretçi. Gülcü'deki 10 çoğun bayının biri bulup, Korgas Çigrası da vakaleten tuşuş ve yetküzü şirketini kurgan. Umu hacgi bargallık bahanesi bilen ayalı Reyhangül bilen koşup lagırga tutkun kılınan. Abdukadir Hacim'nin ailesikilerinin hemmesi türme yaki lagırga tutkun kılınıp, öyü takılıp kalgan. Onlarının balılarının nerede işkerliliği malum emez. 38 yaşlık Abdugappar Hacim'nin ayali Merhaba Halit, Hacge ve Türkiye'ye bargallık tökmeti bilen tutkun kılınıp, lagırda şehit kılınan.
Merhaba Halit'nin hadisinin oğlu 18 yaşlık Faruk Ömer Türkiye'ye uykuşku barganlık bahanesi bilen lagırga tutkun kılıngan. Xitay yulgun yemek içmek şirketinin kurguçisini 18 yıllık kamakka hüküm kıldı. Gulji şehri Bəxtgüllük aile korosu oltırışlı 42 yaşlık Şir Muhammed İslam Gulji şehirlik yulgun yemek içmek şirketinin kurguçisi bulup o 2018 yılı 3. ayda tutkun kılınan. Şir Muhammed şirket kurup közgü körünerlik pul tapkallıkı Türkiye ve Hacgi bargallıkı sebeplik 18 yıllık kamakka hüküm kılınan. Gulji medresdeki milyon satıraş hanısının kurguçisi 27 yaşlık Gayret Alimcan bu yıl 4. aylarda sebepsiz lagırga tutkun kılınan. Maşini zapçaslar ticaretçisi 27 yaşlık İlyar Abdüşkür 2017 yılı 8. ayda lagırga tutkun kılınan bulup hazırgıça izdirikip olmağan. Ürümçideki Uyghurlar nege ketti? Xitayning bir Uyghur kızı arqalıq Ürümçi şehirdeki metro poyezini tonuşturuş filmedeki manzara dikkat tartdı. 14 noyabr Xitayning xalq to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha Ürümçi 1-ci nomerliq yer asti poyez liniyasining shimoli bo'ligida sinoq tariqasida qatnash boshlagan bo'lib, yer asti poyezi siniga ilingan ko'rinishlarda hech qanday Uyghurning ko'rinmasligi diqqat tortdi. Jami 21 bekiti bo'lgan liniyaning umumiy uzunligi 27.6 km bo'lib, 3 toshdan xalqaro aerodromgacha tutishi degan. Uning ichida shimoldagi 8 qavatli bekatdan xalqaro aerodromgacha 16.5 km keldikan. Silliq ko'rinishda yo'l liniyalarining hammasi ko'rsatilgan bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarni lager yoki turmaga tutqun qilishni kuchaytirganligi sababli birmi Uyg'urni ko'rgili bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan vatanimizning poytaxti Ürümchining bugungi muskiray holati Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatini eng tez shaklda ijro qilayotganligini oshkorlab qo'ydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Uyghurlarının ahvali yeni kün tertipki geldi. Türkiye'deki en çok partiyelerden biri olan Milletçi Hareket Partisi'den bu Şarkı Türkistan hakkında avaz çıkışı başladı. Milletçi Hareket Partisi Başkuruluş Hayeti Azası Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek Türkiye Büyük Millet Meclisi kılgan sözü de Şarkı Türkistan meselesini kün tertipki elip geldi. Ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan bastırı siyasetlerini tilgi elip umumi şekilde kırgın kılınıştın endişi kılıvatkallıkını tilga aldı. Doğu Türkistan'da 1949 yılında Çin devleti tarafından işgal edilmiş öz ve öz bir Türk vatanıdır. Çin işgalinden sonra Doğu Türkistan'da Uygurlar ve diğer Türk soydaşlarımızın yaşadığı şehirler, kasabalar boşaltılmış, herkesi toplama kamplarına getirerek işkence yapılmakta ve çocukların isimlerini değiştirerek Çinlilerin adları verilmektedir. En önemlisi de kamplardaki kişilerin akıbeti meçhuldür. Yani toplu soykırım yapılmasından korkulmaktadır. Bu Birleşmiş Milletler raporunda vardır. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, devlet anlayışının teminatı Türk milletidir. Saygılar. Belgiya Beryusil Erkin Üniversitesi Xitayni dadillik bilen ayıplashga çağırdı. Uyghur agentliğinin haberde bildirilişçe Belgiya Beryusil Erkin Üniversitesi Avrupa'daki barlık üniversitelerini Uyghurlarını uç kollaşka ve Xitayni dadillik bilen ayıplashga çağırdı. Xitayning vatanimizga qaratgan siyosatining tuyuqsiz faşizmga qarab yuzlanishi ve bunun ispatisi sifatida Yahudi qirg'inchiligining simvoli bo'lgan jazo lagerlarini ochib, millionlagan begunoh Uyghurlarni qamab xo'rlashi xalqaroning diqqatini Uyghur masalasiga qaratdi. İngiliz tili devletlerdeki Uyghur şunaslarının bulturduğun beri İngiliz tili dünyasını Uyghur meselesine yüzlendiriş için elan kılığa makalelerden ki, yüzden artık Fransız ve Girman tillik tetkikatçılar bu yazdan beri hareket kekilip, arka arkadan Fransız ve Nemis akbaratlarda kollektif uç hat elan kılıp, Fransız dünyası ve bulupma hükümetlerini bu ciddi insani meseleye dikkat sunuşka ve Xitay'ın galcir siyasetini tuzuşka davet kıldı. Bu hareketler içinde türkçilik rol oynayan tetkikatçılardan biri bulunan Belgiya Beryusil Erkin Üniversitesi Xitayşünaslık Bölümü Mesulü Vanessa Frangville öz üniversitesi mesullerini hareketi keltirdi. Ve bugün mezkur Ali Mektep resmi halda Xitay'nın Uyghurlarını vahşi bastırışı ve lagırlığı karşı hareket çakırıkı ilan kıldı. Xitay'daki Uyghur ziyalileri
Брюссель Эркин Университеті Қытайның бастырушығы ұшыраватқан кәсіпташларыны қоллайды деген маузуды елан қылынған бұ чақырық, Қытайға қаршы найты ұчық ва дадылық білен ұйғырларыны қоллаш позициясыны білдірген Тунджи Университет рәсми әрекеті болып, мәзгүр университет бүтін Европадеке барлық университетларыны бұ әрекетке аваз қошышқа әқіні яқылаштын қорқмастықы чақырды. Брюссель Эркин Университетінің бұ әрекет чақырықы Қытайның ұйғыр мәдениеті вә кімлікін йоқтыш жинайтыны әр қыл ұсыллар білән дүния жамаәтшілікінің көзіні бояп, сылықлап көрсішкі күчә ватқан вә бүтін күчі білән дүнияның мұтлақ көпчілікінің тәшкіл қылдыған беқынмі дөвләтлерінің сеті беліші арқылық жинайтыны үшірішқа әрекет қылып атқан, әтті дүниядекі тәсір дәйірісі күчілік болған нұпызлық университет вә академия журналларының сеті беліп, өзігі қаршы әрқандық тәңқітіні үткізу атқан мұшындық бір пәйтті дүниады түнжі болып отырға чықты. Вә нәйті дадылық білән Европадекі барлық университетлеріні бұ әрекетке қошылышқы дәвәт қылды. Бұ әрекет чақырықы ұйғыр мәселесідегі сәл қарғылы болмайдыған мұшым бір басқұш есаплынды. Брюссель Эркин Университетінің бұ әрекет чақырықы оларыны ұчық бір мәйданда болышқы мәжбұрлайды. Шындақла Қытайғы қаршы ұмуми бір академик линияның пайда болышыға түрткі болыды. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.